Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Dün akşam siftah yaptım ama size çekmedim. Çay güzel oldu. Poşet çayla demledim. Bugün normal tozla deneyeceğim inşallah. Hava bayağı bir kötü. Şöyle göstereyim size. Çok fırtına oldu akşam. Videoyu kapattıktan sonra elektrikler gitti. Yağmuru görmeniz lazımdı. Denizin rengi bulutlar görüyorsunuz. Bugün normalde çarşamba. Annemi arayacaktım. Eksikleri varsa pazar görecektim. Oradan anneme çıkacaktım. Bilmiyorum, yağmur durdu şu an. Eğer böyle olursa gideceğim ama sabah çok kötüydü. Bakalım, bir de kargo bekliyorum. Silva'dan kargom gelecek. O da gelsin. Eğer vakitli gelirse bakalım, planım anneme gitmek. Çünkü perşembe cuma günü işlerim var. Artık bakacağız arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler, güzellikler versin. Şimdi etrafı toparlayayım. Kahvaltımı yapayım. Bakalım neler yapacağız. Hep beraber görelim. Evet, çayım kaynıyor. Oturdu. Burada hemen kendime tereyağında şöyle bir yumurta kırayım dedim. Bir tane yumurta bana yetiyor arkadaşlar. Şöyle çatalla bastırmıyorum. Hani çizmiyorum. Bazı arkadaşlar niye çatal kullanıyorsun diyor. Bu şekilde şimdi kabaracak. Ne güzel kaynıyor. Ama fazla kaynadığında böyle doldururken fışkırma yapıyor, kötü oluyor. Bakalım, yağmur yağmadı. Kargo gelirse herhalde anneme gideceğim büyük bir ihtimalle. Yarına çünkü koltuk falan silmek istiyorum. O işlerimi halletmek istiyorum. Tabii inşallah. Şimdi yumurta olsun. Şöyle kendime ufak bir kahvaltı tabağı hazırladım. Bugün böyle kendime özeneyim istedim. Çayımın güzelliği. Vallahi bu altınbaşı çok seviyorum arkadaşlar. Diğer çaylara göre evet pahalı. Yarım kilosu 30 TL. Bakın işte bunu diyordum. Çok kaynayınca böyle yapıyor. Yarım kilosu 30 TL. Evet ama gerçekten harika bir çay. Ben 101'den indirimde almıştım. İnşallah yine denk gelirse alacağım. Çaydan sonra da Allah'ın emri, ocak beni bekliyor. Evet, mis gibi çayım, mis gibi kahvaltım. Şükürler olsun Rabbime verdiği nimetler için. Şimdi içeri geçiyorum. Güzel çay keyfini yapayım. Ondan sonra da bakalım, inşallah kargo erken gelir. Anneme gidesim var. Planım değişmezse bana afiyet olsun. Beni kahvaltı sofralarında izleyen bütün can dostlarıma da afiyet şifa olsun. Evet arkadaşlar, asla kapıya sıkışıyordum. Şimdi evden çıktım. Anneme gideceğim. Aradım. Eksiğimiz bir şey yok dedi ama o genelde söylemez zaten. Pazara uğrayacağım ama acayip bir hava var, anlatamam size. Şimdi otobüse doğru gideyim. Pazara uğrayayım, maskem de elimde. Şurada da yine inşaat var. Gidiyoruz bakalım. Ben şimdi indim, pazara doğru gidiyorum. Bizim oralar uçuyordu. Buralar birazcık daha sakin. Evet, gidelim bakalım. Burada böyle kıyafetler satılıyor zaten arkadaşlar. Tülbentler falan. Şimdi şu kumaşçıların oradan, annemin Trabzonlular pazarının, tezgahının oradan daha doğrusu giriş yapalım bakalım. Evet, şöyle başlayalım. Sakin gibi görünüyor ama birazdan kalabalıklaşır. Köylü pazarları daha kalabalık oluyor da, acıka baharatı. Annem sadece pırasayla biber istedi. Ben yine bir şeyler bakacağım ona. Bakayım pırasa ne kadarmış. Pırasa ne kadar? 7,5. Ispanak falan istemedi zaten. Salatalık da güzel görünüyor. Salatalık ne kadar? 7,5. Şu ilerideki köy pazarına da gideyim de ben. Bir de orada bakayım. Köylü pazarına girdim şimdi. Pazı var 2 TL. Aslında annem pazı sever ama şöyle bir bakayım da. Domates 5 TL diyor. Brokoli 5. Burası bakıyorum da. Şöyle yarım kilo biber alacağım. Biber güzel. Böyle pazı var.
Bartın lahanası yok değil mi abi? Yok. Yok mu? Şöyle de yağdı. Tamam. Kabak ne kadar? Kabak 4 lira. 4 lira. Al 4 lira. Fasulye? O 12 lira. Kaldı mısın? Ne deniyor abi? Peridiyen. Peridiyen. Ben bunu vallahi hep dağ çileği olarak biliyordum da. Abi peridiyen diyor. Peridiyen. Yani dağ çileği değil. Peridiyen. Anladım. Çocukken çok iyi yiyorduk. Tamam ayrı. Pırasa 5. Böyle bağı mı 5 kilosu mu? Bağı mı? Annem çok seviyor. Babam da şöyle 5 liraymış. Diğer yerlerde 10 liraydı. Bartın lahanası alacağım. Bartın lahana biz çok severiz. Bakayım abla baksın da. Marul istemedi annem. Aslında ne güzelmiş yağlı marul. 5 lira. Teyze bundan bir kilo alacağım. Ben kendim mi alayım? Tamam. Bana her ne kadar eksiğim yok dese de ben gördüklerimden aldım. Pazarımızı şöyle çekeyim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar anneme. Zaten çok duramayacağım. Ben şimdi anneme geldim. Aldıklarımı yerleştirdik. Annemi de size göstereyim. İyi misin anne? İyiyim. İdare ediyorum Allah'a şükür. Şey kötü. O vertigo ilacı vermişler. O içinde mide rahatsızlığı falan yazıyormuş da birazcık midesine dokunmuş ama dedim onları bırakma çünkü hoca tembih etmiş. Sen niye şeker acele ediyorsun? Ben doldururum. Ben pilavı var. Şimdi nohut pişirmiş. Çay suyu koydu. Ben illa koyma anne çok duramam dedim ama bir çay içeriz dedi. Havası gitti mi? Sesi duyuyorsunuz. Evde inşaat sesi, burada inşaat sesi. Yemin ederim gına geldi. Bende de anne en üstte şey yapıyor. Bu Okan abinin dubleksiyle yan tarafın dubleksi bitmemiş. Allah'ım ne ses ne ses. Göster diyor yani hemen kaşıkla böyle. Çok güzel ellerine sağlık. Kıymalı mı yaptın? He. Bunu sen mi getirmiştin bana? Nohutu mu? He. Küçük küçük mü? He. Ben şeydeyken, Yozgat'tayken getirdim sanırım. O yolladığın o başka. Bunu şimdi, ben getirmedim. Sen getirmedin. Yok. Sen bana geçen verdin haşlayıp da. Ha tamam. Ben sana o, bir ara yok. İyi nohuttu. Buzluktan mı çıkardın? Yok yok. O senin nohutundur anne. Bu senin nohutundur. Ben yeşil mi getirdim? Yok yok ben sana Yozgat'tan o zaman. Ağzımı da unutuyorum. Ey gidi yeşim kapattım. Tencereyi mi boşaltacağım? Dur ben boşaltırım. Öyle işte arkadaşlar anneme geldim. Öyle işte anneme geldim. Şimdi tencereye hemen nohut yemeğini boşaltalım. Bizim evde babamla Rıza acayip sever nohut yemeğini. Annemi de size böyle çekip saçların diyor çok hoş olmuş değişik olmuş diyor. Beğendin mi? Çok yakışıyor sana küt saç. Anne küt de değil aslında da bir de dün de böyle yaptım. Annemle şimdi birazcık oturacağız dediğim gibi. Ondan sonra da ben yavaş yavaş giderim bir damla yemeğim yok. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun diyor. Öyle arkadaşlar. Yap da afiyet olsun. Ha, ne yapacağım bu saatten sonra bilmiyorum ki. Yaren zaten çok seçiyor. Öyle birazdan tekrar buluşuruz bakalım. Evet saat 4 oldu arkadaşlar. Çok oturamadım. Çünkü buradan eve gitmem biraz uzun sürüyor. Annemle oturduk. Çay demleme dedim. İlla çay demledi. Nohut yapmıştı. İlla ondan bir tas ye dedi. Yedim. Şimdi böyle hemen eve ineceğim. Pardon çarşıya ineceğim. Ondan sonra da büyük bir olasılıkla Yaren benden önce gidecektir ama olsun artık. Ben şimdi annemden çıktım. Burada kocaman bir 101 var. Şansımı deneyeyim dedim. Gözümün önünde kalıp varmış görmedim. Böyle açık olanı değil de şu kapalı olanı alacağım. 27.500'müş. Ha, kek yapabilir miyim? Bir iki gün içinde bilmiyorum ama bulmuşken alayım dedim. Bakın burada böyle bir sürü ürün kalmış zaten. Evet şimdi bunu alayım. Gidelim bakalım. İnşallah güzeldir. Camimizi çok sevenler var. Figenciğim özellikle Kayseri'den. Vallahi ben de çok seviyorum. Denizin kenarında gerçekten görüntüsü şahane. Şimdi buradan doğru yürüme indim arkadaşlar. Hemen zaten duraklar şurada. Demin de Yaren'le konuştuk. Çıkmış ama daha servise binmemiş. Bugün biraz erken çıkmış. Hava bilmiyorum sizin oralarda nasıl? Buz gibi. Kara kara bulutlar geldi bakar mısınız? Evet ne diyordum? Hava buz gibi. Bilmiyorum diğer illerde de böyle mi? Şöyle bir alalım. Bakın. Şahane ya. Vallahi cami çok güzel görünüyor. Her geldiğimde çekiyorum. Çünkü ben de çok seviyorum. Anacığımla oturduk. Elif'le görüşemedik. Çünkü ben çok duramadım. Yoksa o gelecekti.
Kısmet olmadı artık bir dahaki geldiğimde inşallah. Ben eve geldim arkadaşlar. Kahvemi de dökmüşüm şimdi fark ettim. Karnım tok annem de çünkü birazcık nohut yedim ısrar ettiği için. Şimdi kendime şöyle Nescafe yaptım. Bir tane Starbucks koydum. Çok güzel olmuştu. Hatta birazdan tekrar pişirebilirim. Yaren çok seviyor. Dediğim gibi az kaldı. Akşam ezanı okunuyor. Şimdi burada oturacağım, kahvemi içeceğim. Ondan sonra da inşallah üşenmezsem, bilmiyorum, inşallah üşenmemem de gerekiyor. Ütü yapmam lazım. Bir takım nevresim var. Çok ütüm yok ama onu bugün bitirmem gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Saatte kaç oldu? 6'ya çeyrek var. Kızım gelirken dışarıdan bir şey istedi. O yüzden yemek konusunda rahatım. Zaten dünden pırasam da vardı. Dediğim gibi ben şimdilik acıkmadım. Şöyle kahvemi içeyim bakalım. Evet arkadaşlar, bir sohbetli ütüye daha var mısınız? Varsınız. Vallahi geldim, çamaşır attım. Kızım karnını doyurdu. Ben de ütü yapacağım. Çünkü söylediğim gibi nevresim ütülenecek bir takım. Ayrıyeten bir çarşaf daha var. Bir de az bir ütüm var. Şimdi de havluları attım. Şöyle suyunu doldurayım. Ben sanırım bugün ters koydum. Gerçi geçen de böyle yapmıştım. Aynen. Evet, geldik işlere güçlere devam. Saat şu an 6:20 geçiyor. Normalde adetim değildir bu saatte ütü yapmam. Ama yarın sabah Seda'yla Kozlu'da işimiz var. Benim önemli bir işim var. Seda'yla beraber halledeceğiz. Ha, kornaymış bir an, bir alarm gibi, tövbe yaptım, ne oluyor dedim. Ne diyordum? Yarın sabah işim var. Böyle erkenden gideceğim, erkenden geleceğim. Allah kısmet ederse yarın koltuk sileceğim inşallah. Valla söylememe gerek yok. Görüyorsunuz her gün dışarıda işler bitmiyor. Valla bugün iyi oldu. Annemle birazcık oturduk. Çok da oturamadım. Çünkü söylediğim gibi böyle iki vesaitle geliyorum. Ben böyle ara ara keşke annenin orada ev tutsaydın, yakın olsaydın diyen arkadaşlar var. Zaten çok uzak değiliz. Sizlerin de izlediği gibi sık sık ben gidiyorum. İşte arada bir annem geliyor. Bugün annemin çok keyfi yoktu arkadaşlar. Yeni ilaca başladı. Saça bakar mısınız? Şurada dursun. Kestirmeden önce sanırım. Ne diyordum? İlaca başladı. Vertigo için, bir de nöroloji ilaca başlattı. Vertigo ilacı çok fazla baş dönmesi yapıyor. Bugün o yüzden böyle çok keyfi yoktu. Ama yine de oturduk, sohbet ettik biraz işte. Bakalım ya, bilmiyorum. Yani o kulak gerçekten annemi zorluyor bu sene. Çok hali yok. Ama yine de görüyorsunuz yani durmuyor. Ben gitmeden hemen nohut pişirmiş. İlla Yaren'e getir dedi. Dedim keşke yese anne. Benim kızım bakliyatları çok sevmiyor. Her sefer söylüyorum. Zaten sürekli söylüyorum. Aşırı yemek seçiyor. Evet, öyle işte arkadaşlar. Vallahi bugün de bitti sayılır. Sessizlikte bu ütü masası çok acıyor diyor. Her sefer söylüyorum da. Güzel bir tane alacağım inşallah. Benim gibi de ne çok arkadaşım varmış böyle ütüyü sevmeyen ama mecburiyetten yapan. Böyle bir iki arkadaş da çok seviyorum diye yazınca ben şaşırıyorum vallahi. Bilmiyorum, ütü, bulaşık makinesi boşaltması hiç sevmem ama yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki, elimiz mahkum. Yarın böyle çarşı işim olmasaydı aklımda ne vardı biliyor musunuz? Ki belki yine yaparım, belli olmaz. O keki yapayım, o kıymalı böreği yapayım, yufka alayım, patates salatası yapayım, yarın da öyle geçireyim diyecektim ama bilmiyorum ki yetiştirebilemeyim. Çarşıya gidince ne kadar işiniz az da olsa insanda bir yorgunluk oluyor ama yarın ola hayrola diyorum. Öyle işte arkadaşlar. Ütüm çok değil. Bir nevresim takımı, bir tane çarşaf, birkaç tane de Yaren'in siviti falan var. Bunları hallederim. Vallahi bugün evi süpürmedim. Herhalde bu saatten sonra da süpürmem diyeceğim ama ütü yaptıktan sonra ben duramam. Saçımı da evde böyle topluyorum. Annem bugün çok beğendi saçlarımı. Gerçekten ipleri çok atmış. Niye ya? Allah Allah. Ufak ufak ipleri attı böyle. Bana şey diyenler olmuş. Ev turunda hani etejerim camın önünde duruyordu ya. Onu keşke kapının yanındakiyle üst üste koysaydım diyen arkadaşlarım olmuş. Biz onu denedik. Hatta eşim buradayken denedik ama olmadı. Yani bu sefer o gökdelen gibi durdu. Hoşuma gitmedi. Onu yoksa denedim arkadaşlar.
Böyle bakın sizle sohbet ede ede nevresimin bir tanesi ütüleniyor bile, az kaldı. Çok güzel nevresimler var. Dün ablamın aldığı yine Trendyol'da indirimdeydi. Sepete ekledim, ben alana kadar bitmişti. Fiyatı da 155 TL'ydi. Onu bilmiyorum, bir arkadaş kullanmış soldu gibi demiş. Ama birkaç arkadaş da çok memnun olduğunu söylemiş. Artık şansa mı bağlı, yıkamayla alakalı mı çok bilmiyorum ama hani o böyle koyu renk olduğu için onu zaten 30'da yıkamak gerekiyor. Yüksekte olmaz yani. Hiç de sevmiyorum gerçekten ama işte. Makinem çok kırıştırıyor. Aşırı kırıştırıyor. Ay, yine başladı benimki kaçır kaçır. Bir de size bir şey soracağım. Doğalgaz faturalarınız kaç lira geldi arkadaşlar? Vallahi ben eşim buradayken açmaya başladım. Akşamları açıyordum özellikle. Kışın çünkü kısacağım. Kapatmayacağım. Ondan sonra böyle yükselteceğim. Vallahi benim 200 TL gelmiş. Şaşırdım mı? Şaşırdım. Çünkü doğru dürüst hani böyle sabahtan akşama kadar yakmadım. Bilmem. Biraz fazla gibi ama eniştem de diyor ki zam geldi yeşim ondan diyor. Bakalım ya. Faturalar zaten her şey gibi aldı başını gidiyor. He, bir de şeye değineceğim. O gün ev kirası ile ilgili 2000 liraya uygun bulan arkadaşlarım olmuş. Pahalı bulan arkadaşlarım olmuş. Bizim ev sahibimiz normalde burayı 2250'ye mi 2,5'a mı ne veriyormuş, yanlış söylemeyeyim. Ama benim halamın oğlunun tanıdığı olduğu için bize 2000 liraya verdi. Ama şöyle bir şey var, Zonguldak'ın kiralarını Ankara'yla, İstanbul'la, Antalya'yla böyle karşılaştıran arkadaşlarım olmuş. Evet, bir Antalya'ya göre deniz manzaralı bir ev, bir İstanbul'a göre tabii ki ucuzdur ama benim kastettiğim hani Zonguldak küçük bir şehir. Yoksa benim evimin manzarası aynı şekilde Antalya'da olsa, İstanbul'da olsa biliyorum ki 2000 lira asla olmaz. Çok şaşırmıştım, bir arkadaşın oğluna ev tutmuşlar. İstanbul'da 6000 TL. Ağzım açık kaldı. Yani ne bileyim, 6000 lira kira verdikten sonra bu insanlar nasıl geçinecekler? Ha, iki kişi de çalışsan zor yani. Ay dediğin anında geliyor. Çok güzel dua etmişsiniz. İnşallah kendi evin olur diye. İnşallah Rabbim sağlık versin. Yeter ki o da olur Allah'ın izniyle. Ama ilk önce sağlık. Her şeyin başı sağlık. Evet, şimdi ben ütümü yapmaya devam edeyim. Ondan sonra zaten ufak parçalar kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok ütüm yok. Bunları böyle bitireyim, yerlerine koyayım, kafam rahat olsun. Yarın da havlular kurursa inşallah onları ütüleriz. Ütülerim daha doğrusu. Acılar ezberlenir, iyileşir zamanla yaran. Şarkı eşliğinde ütü bitti. Şimdi ne yapıyorum? Dayanamadım tabii ki. Hemen evi süpürüyorum. Kendime ve yarenciğime kahve yapacağım. Şöyle suyumu ekledim, şekerimi ekledim. Vallahi ben kaç gündür kahve içmiyorum bilmiyorum artık.
Kendime üşeniyorum niyeyse bilmiyorum ya. Genelde eşimle hep içerim. Ama şimdi kızımla kendime yapacağım. Yaren de Allah'tan kahveyi seviyor. Evet, şöyle karıştıralım. Bunları da şimdilik böyle yaptım. Bilmiyorum nasıl oldu. Sık sık değiştiriyorum zaten biliyorsunuz. Şunları birazdan kaldırırım olmazsa. Evet, atamızı diyorlar. Bakın. Onun dinlediği şarkıları aynen çok öyle. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Bülbülüm Altın Kafes'teyi Mehmet Erdem yorumuyla Joytürk'te dinleyelim. Sana ağlamam yarim, ben sana dayanamam. Ben sana... Dagi'de tüm indirimlere ek, artı 11 indirim fırsatları Dagi.com.tr'de. Dagi sana özel şarkıları sundu. Gördüğünüz gibi çayımı demledim. Buraya telefonu şarja taktım. Neler çekmişim bir bakayım dedim. Edit yaptım o arada. Ütü yaparken bir konuşmuşum. İnanın kesmek zorunda kaldım. Böyle sizleri sıkmak istemiyorum. Ama ütü yaparken içimden ne gelirse onu konuşuyorum tabii ki. Evden girmişim, doğalgazdan çıkmışım, her şeyi konuşmuşum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar oturdum, çayımın deminin çökmesini bekliyorum. Bugün bununla toz yani çayla demledim sabah. Hiçbir şekilde o çayın tortusu gelmedi. O yüzden hani paket çayı almama gerek yokmuş şu demlik çaylarından. Bununla da harika oldu. Yaren ders yapıyor. Ben de burada söylediğim gibi edit yaptım. Kapanışı yapayım. Birazdan içeri geçeyim. Biraz YouTube'a bakarım. Ondan sonra televizyonda ne var? Ben sadece Masumlar Apartmanı'nı izliyorum zaten biliyorsunuz. Öyle takılırım işte arkadaşlar. Ütü bitti ya benden rahat yok. Yalnız ben neyi unuttum? Havluları asmayı unuttum. Şimdi aklıma geldi. Makine çoktan bitmiştir. Neyse havluları da asayım. Yarın normalde bir saniye size göstereyim. Bugün sanırım çekmedim. Sonunda benim de oldu. Bu Silva el mopu. Yarın bununla koltuk silesim var. Ama bilmiyorum bakalım yarınki psikolojime bağlı. Daha sonra Seda ile ineceğiz. Bir saatlik falan bir işim var. Geleceğim kalıp aldım. Onunla Starbucks keki deneyesim var. Bu ara popüler bir börek var biliyorsunuzdur. Ben de Alev Hanım'da gördüm. Kıymalı oluyor böyle hazır yufkayla yapılıyor. Ondan yapasım var. Patates salatası falan hani böyle çay tarzı yapasım var ama plan yapmak istemiyorum. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ya halsiz kalkıyorum ya işlerim bitmiyor yetiştiremiyorum. Artık yarın ola hayrola diyelim. O zaman kapanışı yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni hala abone olmadan izleyen arkadaşlarım var. Sizler de söylüyorsunuz, ben de farkındayım. Abone olursanız, beni abone olarak izlerseniz tabii ki de çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinize Zonguldak'tan, evimden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Her birinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.